Efece programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız Kuşadası'ndan misafirlerimiz yazar Nail Topal ve gazeteci İsmail Tezger abimiz. Hocam hoş geldiniz her ikinizde. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür, uğraşıyoruz. Öncelikle İsmail abimizi daha önce konuk etmiştik. İzleyicilerimiz tanırlar İsmail abimi biraz ama sizi ilk defa davet ediyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız hocam? Tabii, ben kendimi şöyle tanıtayım. 1946 Ortaklar doğumluyum. Emekli Türkçe Edebiyat Öğretmeni ve Kamu Yönetimi uzmanıyım. 26 yıl devletimize hizmet ettik. Değişik görevlerde öğretmen ve müdür olarak. 15 yılda özel dershanelerde çalışarak 41 yıl öğrencilerimize katkıda bulunduk. Yüksek lisans yapmıştım. Orada kentleşmenin yerel yönetimlere etkileri adlı bir tezim var. Ayrıca 2007 yılında Kuşadası'nda Mavsat Bozkurt Araştırma Grubu kurduk. Bunun başkanlığını yaptım. Ve gördük ki Mavsat Bozkurt çevrede yeteri kadar tanınmıyor. En azından öğrencilerimize onu tanıtalım diye küçük hacimli önce bir kitap yazdık. Şu an Kuşadası'nda Yerel Tarih adlı bir dergi çıkarmaktayız. Kuyeta diye. Bu kitap, dergiden size de getirdim. Bunun editörlüğünü de yapıyorum. Ayrıca Kuşadası'nda geçmişte demokratik kitle örgütlerinde başkanlık yaptım, Atatürk Düşünce Derneği'nde. Şu anda Kuşadası'nda yine değişik siyasi parti ve derneklerden oluşmuş bir platformumuz var. Kuşadası Atatürkçü Aydınlanma ve Tam Bağımsızlık Platformu diye. Onun genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Teşekkür ederim. Memnun olduk hocam. Peki neden Esat Bozkurt hocam? Neden Mahmut Esat Bozkurt? Bu önemli bir soru. Ben Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali adlı kitabını 1969'lu yıllarda almıştım. 1969'da. Ama o dönem derinlemesine bir inceleme yapmadım. 1992 yılına kadar 4 yılda Kuşadası'nda çalıştım. 1998 yılında Kuşadası'na temelli göçünce Mahmut Esat Bozkurt'u daha yakından tanıdım. 2004 yılında Kuşadası'nda Atatürkçü Düşünce Derneği ikinci başkanıyken bir konuşmacı çağırdık. Bu konuşmacı Mahmut Esat Bozkurt'u bize anlatacaktı. Ve Mahmut Esat Bozkurt alanında da doktora tezi yazmış olan bir arkadaşımızdı. Şu an kendisi Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'de doçent doktor olarak çalışıyor. Şaduman Halıcı. Yeni Türkiye Devleti'nin yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt adlı dev bir kitabı var. 800 sayfalık şöyle. Onun konferansını dinledim. Kitabını da okuduktan sonra Kuşadası'nda oturan bir kişi olarak Mahmut Esat Bozkurt'u yeteri kadar insanların tanımadığını hem gözledim hem de bir aydın olarak kendimde onun eksikliğini hissettim. Ve o yüzden araştırmalara başladım ki biraz sonra geniş olarak anlatırız. Mahmut Esat Bozkurt birçok yönleri olan bir kişi. Belki bir programda da hemen anlatılamayacak, sığmayacak bir kişi. Çünkü ben yaklaşık 3-4 yıldan beri Kuşadası'nda konferanslar veriyorum. Her yıl onun başka bir yönünü
anlatmaya çalışıyorum insanlara. Böylece yaşadığım yere, çevreye de ve daha sonra kitapta yazarak toplumumuza yararlı olmayı düşündüm. Amaç bu. Çok güzel hocam. Bu arada İsmail abimiz de Mahmut Esat Bozkurt'un hukukçuluğu hakkında evet. Araştırmaları var, çalışmaları var. Bir de o konuya girsek İsmail abicim. Teşekkür ederim. Mahmut Esat Bozkurt, evet. Lotus davası var, oraya da değinelim. Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mimarlarından birisidir. Mahmut Esat Bozkurt, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hem de kurumsallaşmasında emeği geçen, bu konuda çaba sarf etmiş mimarlarından birisidir. Dolayısıyla Mahmut Esat Bozkurt deyince ben aklıma üç aşaması gelir Mahmut Esat Bozkurt'un. Bir, Kuvayi Milliyeci yanı, bunu Sayın Hocam çok daha iyi anlatacaktır. Diğer bir yanı milletvekili dönemi, bir de bakanlık dönemi vardır. Tabii de var. Daha da zeydekli var. Tabii işte Kuvayi Milliye döneminde efeliği vardır. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt'un yaptığı en önemli çalışmalardan birisi, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk devrimlerinin temelini oluşturan Türk hukuk devrimidir. Ki bunun özünü ise hukukun laikleşmesidir. Hukukun laikleşmesi ile birlikte çağdaş, uygar bir düzeye ulaşmamız için gereken kurallar yerine getirilmiş. Onunla birlikte çok önemlidir bu. Özellikle sadece anayasa hukuku ya da ceza hukuku anlamında değil, bu özel hukuk anlamında da çok önemlidir hukukun laikleşmesi, ki bunlardan en önemlisi medeni kanundur. Medeni kanunla birlikte Türkiye'nin kaderi değişmiştir. Çizgisi değişmiştir. Dolayısıyla hukuk devrimlerinden en önemlisi medeni kanundur ki daha önce adı olmayan kadının adı olmuştur. Dolayısıyla daha önce kadının çok eşliliği söz konusu, yani erkeğin çok eşliliği söz konusu, dört kadına kadar evlenme söz konusuyken tek eşlilik gündeme gelmiştir. Kadın erkek eşitliği gündeme gelmiştir. Daha önce şahitliği bile kabul edilmeyen kadının şahitliği, tanıklığı kabul edilir hale gelmiştir. Miras ile erkekle eşit hale gelmiştir ki bu son derece önemlidir. Dolayısıyla bir çığır açmadır, bir yol açmadır bu anlamda. Sadece o mu hukuk alanında yaptıkları? Anayasanın 1924-30 arasında anayasaya laiklik ilkesine aykırı bütün kurallar temizlenmiş. Onunla birlikte yine şeria ve efkaf vekaletinin kaldırılması, hilafetin kaldırılması, borçlar kanunu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenmesinde önem taşıyan bütün eserlerde Mahmut Esat Bozkurt imzası vardır ki, dolayısıyla Mahmut Esat Bozkurt'u ben çağından sorumlu Atatürk Türkiye'sinde yaşayan, Atatürk düşünce biçimini besimseyen birisi olarak şunu söylüyorum. Gençlere, yeni yetişen insanlara Mahmut Esat Bozkurt'u anlatmak, tanıtmak bir görev olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını yerine oturmasını sağlayan kişidir. Biraz önce değindiniz. Önemli bir olay da bu. Yine bu hukuk alanında kazanılmış bir zaferin sonucudur yine. Bozkurt-Lotus davası vardır. Nedir bu Bozkurt-Lotus davası derseniz. Şimdi Bozkurt adlı bir kuru yük gemimiz ile Lotus adlı Fransızların bir yük gemisi Midilli açıklarında çarpışırlar. Çarpışma sırasında 8 denizcimiz, Türk denizcisi ölür. Daha sonra bu mahkemeye taşınır ve her iki geminin kaptanı da tutuklanır. Fransızlar itiraz ederler. Sizin karasularınızda olay olmamıştır. Dolayısıyla bu bizim kaptanımızı tutuklayamazsınız diye.
yazışmalar olur. Biz diyor tutuklarız. Lozan'dan kaynaklanan yetkimizi kullanarak biz bunu tutuklarız. Haklıyız bu konuda der. Ama itirazlar, hükümetler arasında itirazlar, Fransız hükümetinin baskı yapması istenir. Tabii Fransızlar alışmıştır kapitülasyonlardan gelen yetkilerini kullanmaya alıştıkları için. Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulmuş genç bir cumhuriyet. 1926 henüz cumhuriyeti ilan edileli 3 yıl olmuş. Dolayısıyla böyle bir durumda yani Lozan 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanıyor. Dolayısıyla bu anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bütün dünyaca kabul ediliyor. Şimdi buradan gelen, kaynaklanan yetkini kullanamaz. Kapitülasyonların verdiği bir de yani adli kapitülasyonlar da var. İstediklerini istedikleri gibi yaptırıyorlar. Eğer izin verirlerse bu tür bir duruma burada çıkmaza gireceğini, küçük duruma düşeceklerini, iyi duruma düşmeyecekleri anlatılır. Atatürk ve İnönü konuya müdahil oldular. Mahmut Esat Bozkurt'u yakından dinlemek evet. isterler. Der ki biz bu konuda haklıyız. Biz yetkimizi kullandık. Hukuk üstünlüğü anlamında da yetkimizi kullandık. Bu konuyu uluslararası adalet divanına, lahey adalet divanına götürülmesini teklif eder. Ve der ki avukatlığını da ben üstleneyim der. Henüz Mahmut Esat Bozkurt 35 yaşında genç bir bakandır. Atatürk dinler ve der ki evet der. Kesinlikle hatta der ki Mahmut Esat Bozkurt kazanamazsam bırakır giderim der. Evet. Ülkeme dönmem der. Hayır der. Ülkene döneceksin. Sen kaybetsen de bu ülke seni bağrına basacaktır der. Ve konu Lahey Adalet Divanı'na götürülür. Tabii teferruatlara fazla girmek istemiyorum. Özetleyelim hocam. Özetleyelim. Ha, evet. Yetmez. Girer ve Lahey Adalet Divanı'nda sonuç olarak en ünlü hukukçuları Fransa'nın müdahil olur. Ama Türk tezi olarak Mahmut Esat Bozkurt'un tezlerini sunduktan sonra, savunmasını yaptıktan sonra kararını verir. Türk hükümeti, Türk hukuk sistemi bunu uygulamakta haklıdır der ve davayı kazanır ki bu da Lozan Anlaşması'nın perçinleşmesi demektir. Hukuk alanında da bağımsızlığını ilan etmiş demektir ki bu son derece Türkiye açısından önemlidir. Tabi arka arkaya birçok davada yine dava yapar. Ama hepsinde de Mahmut Esat Bozkurt kazanır. Bu anlamda Mahmut Esat Bozkurt bizim için Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir kişiliktir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nail Hocam, Mahmut Esat Bozkurt'un efeliğini, zeybeklik sürecine ve poemi diye dönemini tabii. anlatır mısınız? Tabii. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt Kuşadası'nda doğar 1892 yılında. Ailesi Hacı Mahmutzade olarak geçer dedesi. Babası Hasan Bey'dir. Eğitimini ilk öğretiminin son sınıfa kadar Kuşadası'nda sonra İzmir'de devam eder. İzmir İdadisi o dönemde daha sonra şu anki Atatürk Lisesi olan okul. Burayı bitirmeden dayısı İbadillah Efendi ile beraber İstanbul'a giderler. İstanbul'da liseyi bitirir. İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirir 1912-13 devresinde. Babası yanına çağırır oradaki işlerini sürdürmesi için. Çünkü ailenin 36 dönümlük bir arazisi vardır. II. Mahmut döneminde tımar olarak verilmiştir. O dönmez. Dayısının yardımıyla İsviçre'ye Freiburg Üniversitesi'ne gider. Denklik olmadığı için hukuk fakültesine yeniden okur. Daha sonra doktora çalışmalarını yapar. Doktorası ilginçtir. Osmanlı kapitülasyon rejimi. Bu dev doktora teziyle de aslında emperyalizme bir tokat indirir. Neden böyle söylüyorum? Yabancılar işte bu kapitülasyonları biz aldık. Artık bunları diyelim ki terk etmeyiz düşüncesindedirler. Oysa Mahmut Esat Bozkurt, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Osmanlı padişahlarının bunu bir armağan olarak yabancılara verdiği, bunlar kötü kullanılırsa bunların geri alınabileceği tezini savunur ve Avrupalı profesörlerin huzurunda tezini de kabul ettirir.
cum laude diye yabancıların söylediği takdir derecesiyle bu tezini verecektir. Tezini verir 19 Mayıs 1919 günü. Bakın Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün, bugün artık şanstır ya da tesadüftür bilemem. Çıkmasını alır doktora derecesinin. Yanında arkadaşları Şükrü Saracoğlu, daha sonra başbakanımız olacaktır. Yine bir Harun Aliçe diye bir arkadaşları vardır. Üçü birlikte Anadolu'daki Kurtuluş Harekatı'na katılmak için İtalya'ya, Napoli'ye geçerler. Orada Lichiri adlı bir gemi vardır. Bu gemi Kuşadası'na gidecektir. İtalyan askerlerini ve onlara da ikmal malzemeleri götürecektir. Yolda yakalanırlar ve ambara hapsedilirler. Gemi kaptanı bunu Teğmen Luka diye birisi vardır orada. Bu jandarma komutanıdır. Ona teslim etmek ister. Luka ne yapayım ben bunu der. Der ki yerel yöneticilere teslim edersiniz. Fakat bu Luka geldiği zaman bir numaralı Türk düşmanı olarak gelmiştir. Bir gece yerli Rumlarla beraber içki içer. Kuşadası'nın dar sokaklarından sarhoş bir vaziyette eve giderken 2 metrelik bir dev gölge bunu durdurur. Ve göğsüne de tabancayı dayar, onu öldürecektir. Luka yalvarır. Ben gencim, beni öldürme der. İşin tuhaf tarafı Luka'nın bu yalvarmalarını o 2 metrelik gölge anlayışla karşılar, onu bırakır. Aradan 2-3 gün geçer. Bu kez Luka deniz kıyısında geçerken bakar ki uzun boylu bir adama Rum balıkçılar saldırmakta, onu bıçaklamaya çalışmaktadırlar. Engeller, onu kurtarır. Bu dev gölgemiz Mahmut Esad'dan sonra Kuşadası'nın ikinci büyük adamı olan, yani cephe savaşları nedeniyle Hasan Reis, Hasan Denizel dediğimiz kişidir. Ziyarete gider Luka'yı. Der ki iyi ki o gece seni öldürmemiş. Aralarında bir dostluk ilişkileri kurarlar. Bir arkadaşları daha vardır. O da Mehmet Reis diye geçecektir. O da Kuşadası cephesinin önemli adlarından biridir. Luka'nın ofisine bizim bu tutukluları getirdikleri zaman Luka onlara silahlarını geri verir. Kahve ısmarlar, sigara çıkarır. Bunlar şaşırırlar. Hasan Reis der ki komutan bizdendir. Sizi serbest bırakıyorlar. Böyle de bir macerası var. 1959 yılında Bedirhan Çınar adlı bir Türk gazeteciye bir röportaj veriyor. İtalya'nın jandarma genel komutanı diyebileceğimiz karabinerlerin komutanı, işte bu Teğmen Luka'dır. Onları yaklaşık 40 küsur yıl sonra bile olsa anlatıyor. Böylece serbest bırakılır Esat Bozkurt. Kısa bir süre Şükrü Saracoğlu ile beraber kalırlar ve oradan köşke giderler. Demirci Mehmet Efe'nin yanına. Demirci Mehmet Efe'nin orada 3 gün kaldıkları söylenir. Ve kendilerine bir görev verilmesini isterler. Onlara verilen görev Söke Kuvayi Milliyesi'nde çalışmak ve yurt içinden, ki dahili vatan diye geçiyor o zamanki dilden, silah sağlamak Kuvayi Milliye'ye. Mahmut Esad Bozkurt gelir, bir ay kadar Kuşadası Kuvayi Milliyesi'nde çalışacaktır. Buranın örgütlenmesine yardımcı olacaktır. Ve orada bir kadın mektebi vardır. Bu kadın mektebinde de bir gizli örgüt kurarlar. Bu gizli örgütte Nurullah Bey diye bir kişi var, Ahmet Kocaoğlu diye bir kişi var, Feride Hanım adlı bir de bayan öğretmen vardır. Çok ilginçtir. Bu gizli örgütün de parolası çalı kuşudur. Yıllar sonra Reşat Nuri Güntekin bunu romanlaştıracaktır. Yıllar sonra derken 1922'dedir. Ve 1922'de bu romanlaşan çalı kuşunu Atatürk'ümüzde Başkumandanlık Meydan Savaşı sırasında çadırında okuyacak, İsmet Paşa'ya ve diğer komutanlara da tavsiye edecektir. Bakın bir roman karşımıza etiyle, kanıyla, kemiğiyle gerçekleşmiş olarak çıkacaktır. Şimdi romanın bir bölümünde Kuşadası var. Oradaki Feride öğretmen gerçektir. Bakın orada bir diyelim ki Hayrullah Bey vardır. Bizim olayımızda Nurullah Bey'dir o. Yine o tarihlerde acaba yazar nerede de bunları biliyor
haberi var diye düşünecek olursanız, yazarımız da İzmir'de Fransız Kız Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmaktadır. Bir aylık bu çalışmaları sırasında Mahmut Esat, Çamlık ve ortaklarda, o dönemde ortaklar yok, Balatçık İskelesi diye geçiyor, bir demir yolu var o yörede. İki kez Yunan askerlerini taşıyan trenlere saldırılar yaparlar ve Yunanlıların Aydın'a girmelerini en azından geciktireceklerdir. Mahmut Esat Bozkurt 1919 Temmuz ortalarından itibaren Kuşadası'nda Kuvayi Milliye'yi kurar, cepheyi kurar. Başlangıçta 120 kişilerdir. Daha sonra bu 360 kişi, daha sonra 425 kişi olur ve 1920 yılının Haziran'ında kendi ifadesine göre bu 1000 kişiye kadar ulaşır. Ki Mahmut Esat Bozkurt'un bir çiftliği vardır ailesine ait, Arvalya diye geçer. Atatürk'ümüz onu Eroğlu çiftliği diye Türkçeleştirmiştir. Bu askerlerimiz, zeybeklerimiz burada yerler, içerler, giyimleri, kuşamları buralarda sağlanır. Ve Mahmut Esat Bozkurt bu çiftliğin sırtlarından Yunanlılara karşı bir cephe açar. İlginçtir, Selçuk o zaman Kuşadası'na bağlı bir kasabadır. Bu bölge, tren yolunun o tarafı Yunanlıların işgalinde, alt tarafı da İtalyanların işgalindedir. Mahmut Esat Bozkurt daha çok İtalyanlarla işbirliği yaparak, Türk'ün şanını, şerefini düşünerek, onlarla işbirliği yaparak, çünkü düşman ortaktır. Neden? İtalyanlara daha önce söz verilmiştir İzmir, Aydın yöreleri. İngiltere daha sonra daha küçük bir emperyalist devlet benim sözümü daha iyi dinler diye bu Yunanlılara vermiştir. İtalyanlar kendilerini aldatılmış buluyorlardı. Bu yüzden Türklere biraz daha güler yüzlü davranıyorlardı. Yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Yani güler yüzlü bir emperyalizm uygulanıyordu. Mahmut Esat Bozkurt bu çalışmaları sırasında özellikle ortaklar Naipli ve Balatçık yöresinde, Gümüşdağı yöresinde, Moralı Üzümlü yöresinde düşmanlar savaşacaktır. Orada büyük başarılar elde edeceklerdir. Ayrıca Kuşadası'nın köyleri vardır. Kurfallı, Yeniköy diye bugün geçer. Şamlık o zaman Azizye diye adı geçer. Buralarda da Yunanlarla büyük savaşlar verilir. Yine Selçuk yöresinde günümüzde Belevi dediğimiz, eskiden Cellat diye geçen ve orada bir göl de bulunduğu için Cellat Gölü adını buradan alan gene bir tren istasyonu var. İki kez buraya saldırı düzenleyecekler. Yunanlılar birisinde saldıracaklar, bu köyü yakıp yıkacaklar. Mahmut Esat Bozkurt zeybekleriyle beraber hemen karşılık verecek. Kaçan diyelim ki Yunanlı tek tük kaldıysa o kadar hepsini de öldüreceklerdir. İşin ilginç yanı bu çatışmaya biraz önce adını andığımız Teğmen Luka da bizimle beraber katılacak. Bizimkilerle beraber hatta kolundan da yaralanacaktır. Böyle bir durum var. Bu çalışmalar, savaşlar Ağustos 1920'ye kadar devam edecektir. Ağustos 1920'de İngiltere'nin Yunan zırhlısı Averof'la gelecekler Kuşadası'na ve İngiliz emperyalizmi, iki küçük emperyalizmi anlaştıracak. Anlaştırınca bu defa oradaki artık cephe çalışmaları diyelim ki bitecek. Mahmut Esat Bozkurt bir taraftan da 23 Nisan 1920'de İzmir milletvekili seçilmiştir. Ama bu savaşçılara katılma nedeniyle meclise ancak daha sonra Antalya yoluyla oraya ne yapacak? Gidecek. Bu çalışmaları sırasında bununla yetinmeyecek. İtalyanlardan sağladığı birçok malzemeyi, bunların içinde toplar, top mermileri var, çadırlar var, battaniyeler var. İlginçtir, bir de 60 kilo vazelin var. Şimdi bu vazelinin de kısaca bir öyküsünü anlatalım. Mondros silah bırakışması sırasında düşmanlar bizim toplarımızın kamalarını aldılar, ateş etmesin diye. Buralara demir dökme kamalar yapıldı. Bunlar birkaç atıştan sonra şişiyordu. Onun için vazelin o zaman kara borsa. Bu kamaları yağlayıp atışları daha iyi yapmak için bu oluyor. Gene damat Ferit hükümeti
Halife ordularını güçlendirmek için buraya bir gemi gönderir. Bu geminin geleceğini haber alınca Mal-Sat Bozkurt 80 kişilik Zeybe ile beraber onlara sipere yatırır. İtalyan komutanı aracını gemi komutanına haber gönderir. Der ki buraya ne Türk ne İngiliz. Bir kişi gelirsem ateş ederim, denize dökerim. Ve adamlar geldikleri gibi giderler. Mal-Sat Bozkurt bu yaptığı çalışmaların tümünü o dönemin Aydın'ında bulunan 57. Fırka komutanı, yani tümen komutanı, Albay Şefik Aker'e devamlı yazar. Hatta bu başarılarının Demirci Mehmet Efe'ye de duyurulmasını ister. Çünkü bir taraftan burada en yetkili komutan Şefik Aker görünmekle beraber cephe 3 bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan bir bölümü Menderes'in diyelim üst tarafı kuzeyi Demirci Mehmet Efe'nin komutanlığındadır. Güney tarafı Yörük Ali'nin komutanlığındadır. Orta kısımda da bir binbaşı Hacı Şükrü istifa ettirilerek Zeybek orduları komutanı unvanıyla burada çalışmaktadır. Bunlar birbirlerinin yetkilerini aşmasın diye üçüne de ayrıca yüzük biçiminde mühür kazılarak bu görevlerde verilmiştir. Hatta Mal-Sat'ın bu çalışmaları, başarılı çalışmaları Şefik Aker tarafından tüm askeri birimlere bir genelge olarak yazılmıştır. Mealen genelgede şu yazılmaktadır. İşte biz Mal-Sat Bozkurt'u görevi asker olmadığı halde komutan olarak atadık. Kendisine subay verdik. Der ki 1920'den sonra 5 tane subay vardır emrinde. Bir de astsubay vardır, 6 kişi. Bu subaylardan birisi yüzbaşı, ikisi üsteğmen, ikisi de teğmendir. Yani onun yaptığı çalışmaları biz genelkurmay kaynaklarından öğreniyoruz. Artı Şefik Aker Bey'in, albayımızın, tümen komutanının da yazdığı 1939 yılında Aydın Milli Cidali, yani Milli Savaşı ve 57. Fırka adlı 3 ciltlik büyük bir kitabı vardır. Bu aktardıklarımı size ben oradan anlatmış oluyorum. Yardımcısı olarak Şükrü Saracoğlu'nu görüyoruz. Şükrü Saracoğlu o dönemde Ödemiş'e gidemiyor çünkü Yunan işgali altında. Şeyle beraber çalışacaktı, Mal-Sat Bozkurt'la beraber. Yine bir başka yardımcısı olarak kardeşi Faruk Bozkurt'u göreceğiz. Sık sık Rodos'a silah almaya gidecek, kardeşini yerine bırakacak. Yine biraz önce iki önemli addan söz etmiştim. Birisi Hasan Reis, birisi Mehmet Reis. Yine bir başka Efe'miz var, Çam Mehmet Efe. Bu da büyük başarılar elde etmiş. Kendisine de milis yüzbaşılığı rütbesi verilmiş. İstiklal madalyası olan diyelim ki bir kişi. Biz bu insanların hepsini hayırla, rahmetle, ülkemize katkılarıyla anıyoruz. Böyle bir çalışma yapılmış. Ve Büyük Millet Meclisi de kendisini kırmızı yeşil madalya hem savaşa katılan hem de TMM'de görev alan Büyük Millet Meclisi'nde olan milletvekillerine böyle bir unvan verilmiş. Yine kendisine verilen bir başka unvan var, milis yüzbaşılığı. Bu görevini kendisine diyelim ki bir haksızlık yapıldığını düşünüyor, bir dilekçesi var. Benim için bir erlik bile onur ama diyor. Benim gibi diyelim çalışanlara işte binbaşılık, albaylık verildi. Şunlardan şunlardan sorabilirsiniz. Benim en azdan hakkım binbaşılık diyor. Buralardan da öğreniyoruz. Evet. Çok teşekkürler hocam. Şey değil. Benim dahi bilmediğim çok konu varmış. Yani. Var. Bu kadar araştırmamıza rağmen. Tabii yani. Evet. Şimdi biz 3 yıllık bir çalışma ürününü size de getirdim, takdim edeceğim. Orada 7 bölümde inceliyorum. Mal-Sat'tan önce işte emperyalizmin bölgemizdeki amaçlarını işliyorum. Aydın'ın bir genel durumunu işliyorum. Daha sonra işte Kuşadası, bu anlattıklarımı Kuşadası Kuvayi Milliyesi olarak işliyorum. 4. bölümde onun İktisat Bakanlığı gelecek. Şimdi birazdan oraya gireceğiz. Adalet Bakanlığı'na arkadaşımız değindi ama bazı ufak tefek yine eklemeler yaparım zamanımız kalırsa. Evet. Peki hocam ben bugüne gelmek istiyorum. Bugün Kuşadası Mahmut-Esat Bozkurt'a sahip çıkıyor mu? Kuşadası'nın Mahmut-Esat Bozkurt'a şu an belirli oranda sahip çıktığını söylemeliyim.
Ben 1900... Heykeli var mı? Var, var. 2011'de ancak bizim gayretlerimizle dikildiğini ben söylemeliyim. Şöyle anlatalım o zaman. 1998 yılında bir aydınlanma parkı yapıldı Kuşadası'ndan. Burada değerli devlet adamı, bilim insanlarının büstleri kondu. Evet, Mahmut Esat'ın orada büstü var. O zaman o kondu. Ama 2004 yılına kadar Kuşadası'nda Mahmut Esat Bozkurt'un adını taşıyan bir cadde adı falan yoktu. Ben şöyle hocam, çok özür dilerim. Estağfurullah. En son 2004-2005 yılları arasında işte uzun dönem kaldım, geldim, evet. Gittim. Daha sonra da işte birkaç sefer gidebildim. Yani 5 yıldır da Kuşadası'na yolum düşmedi. Yok diyebiliyordum. Doğrudur. Şimdi onları da kısaca öyküleyelim o zaman. Biz Astroloji Düşünce Derneği olarak 2004 yılında bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda Kervansaray'dan limana kadar olan kısa bir alana Mahmut Esat Bozkurt Caddesi adını verdirebildik. O zamana kadar böyle bir şey yapılmamış. Bunun temeli şu. Türk toplumu bir yerde sözel bir toplum. Yazıya bu anlattıklarım diyelim ki tam geçirilmemiş. Geçirilseydi ben iğneyle kuyu kazmayacaktım. Şaduman Hanım ya da diğer araştırmacılar aynı diyelim ki duruma düşmeyecekti. İnsanlar yaşlanmışlar, kimisi diyelim ki ölmüş. O döneme ait bilgiler yok. Kuşadası bir de 1970'lerden sonra hızlı göç almış. Yerliden çok daha fazla Kuşadası'na dışarıdan gelen insanlar var. Yani oralarda da tam bir hemşehrilik bilinci oluşmadığı için daha çok rant ekonomisi hakim olmuş. Temel değerlerimiz belirli oranda unutulmuş. Ne yazık ki onu da acıyla söylemem gerekiyor. 2009 yılında biz bir daha gayret ettik. Bir Mahmut Esat Bozkurt araştırma grubu kurduğumuzdan bahsetmiştim. Onun başkanlığını yürütüyorum diye. Toplantılara zaman zaman hayatta olan tek kızı var. Bir kızı Gül Bozkurt Tekant. İzmir'de oturur. Zaman zaman Kuşadası'na da gelir. Bir yıl boyunca bizimle birlikte oldu. Her ay bir gün buluştuk. O küçük kitabı o şekilde yazdık. Amacımız dediğim gibi işte Kuşadası halkına, çocuklara tanıtmaktı. 2000 adet onu basarak ücretsiz de dağıttık. O görevi belirli oranda yaptık. Bu kez Kervansaray'ın önünden başlayan ta şeye kadar uzanan, Kadınlar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir caddeye Mahmut Esat Bozkurt adı verildi. Bir gayret daha yapıldı. Belediyemiz 2011 yılında Adalet Sarayı'nın önünde küçük bir yeşillik alan vardı. O yeşillik alana Mahmut Esat Bozkurt'un heykelini dikti. Tabii heykelin dikilmesi malum çevre tarafından tepkiyle karşılandı. Siyasiler, bir takım şeyler tarafından. Kuşadası'na büyük hizmetleri dokunan, Türkiye'ye diyebilirim ki Atatürk'ten sonra İkinci, üçüncü sırada hizmeti dokunan, ki hukuk alanında bir numara kendisi. Biz bir insanı hayırla anmayacağız da kimi anacağız? Bakın bu sene 70. artık yılına giriyor ölümünün. Sürekli eleştirilen, hakarete uğrayan, ki Atatürk'e saldıramadıkları için Esat Bozkurt'tan yapıyorlar onları. Böyle bir insan karşımızda var ama o insan yapıtlarıyla yaşamayı sürdürüyor. Bize verdikleriyle yaşama sürdürüyor ki ülkemize katkılarıyla sürdürüyor. Şimdi ben orayı pek fazla üzerinde durmadım. Avrupa'da öğrenciliği sırasında çeşitli yerlerde Türk Yurdu Dernekleri açılmış. Bu dernekler daha sonra Lozan'da birleştiriliyor. Genel Türk Derneği adı altında. Bu derneğin bir yıl kadar başkanlığını yapıyor Mahmut Esat Bozkurt. Oradaki gerek Türk öğrencilere, gerekse Avrupalılara Türkleri tanıtmak için sık sık konferanslar veriyorlar. Wilson'a mektuplar yazıyorlar. Yani yanlış yapıyorsunuz, bunları düzeltin diye. Bakın bir öğrenci lideri olarak da orada hizmetlerini Mahmut Esat Bozkurt'un ne yapacağız? Göreceğiz. Bundan sonra isterseniz milletvekilliği, Ticaret Bakanlığı neler yapmış onlara da geçebiliriz. Şimdi şöyle anlatmıştım, dedim ki 23 Nisan 1920'de milletvekili oldu ama Ağustos ayına kadar Ankara'ya gidemedi demiştim.
Ve o dönemde ancak Kuşadası'ndan Antalya'ya deniz yoluyla, oradan Konya istikametinden Ankara'ya gidilebiliyordu. Bakın yani gidiş yönü evet. Böyle. Ve Mahmut Esat Bozkurt kısa bir süre içinde Atatürk'ün çevresinde yerini alacaktır. Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun yönetim kurulunda yer alacaktır. İlk yıllar hemen Atatürk kendisine Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı önerecek. Diyecektir ki Milli Eğitim alanında uzman değilim, özür dilerim. Adalet Bakanlığı'nı da içinde bulunan ortamı uygun bulmaz. Yani bir devrimci hukuk olarak bir şey yapamayız der ve o dönemde kabul etmez. 1924 Anayasası'nın çalışmalarına katılır. Şimdi birinci mecliste bir ikinci grup vardır. Bu ikinci grup karşı devrimcilerden, tutuculardan genellikle oluşmuştur. İkinci mecliste onların büyük bölümü elenir. Atatürk'ümüz kendisine yasaların veto edilme hakkını ister. Bir de ihtiyaç duyarsa meclisin feshedilmesini ister. Mahmut Esat Bozkurt Atatürk'ü çok sevmesine rağmen karşı durur. Der ki bu meclise ait bir haktır. Siz şu an ülkenin başında bulunabilirsiniz. Yarın bir karşı devrimci, bir yobaz cumhurbaşkanı olabilir. O zaman bu hakları veremeyiz. Bu devrimin satırlasınlar, öldürsünler diye birinin ellerine bıçak vermeye, satır vermeye benzer der. Ve Atatürk'ümüz ikna etmek amacıyla Şükrü Saracoğlu'yla Mahmut Esat Bozkurt'u Çankaya Köşkü'ne çağırır. Saatlerce sabaha kadar tartışırlar. Mahmut Esat Bozkurt ikna eder Atatürk'ü ve Atatürk bu isteklerinden vazgeçer. Yani şimdi bazı insanlar var, Atatürk diktatördü, bilmem neydi diyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi anlattığım örnek bunu kanıtlıyor. Ve 1922 yılının sonlarına doğru Fethi Okyar kabinesinde, pardon Rauf Orbay kabinesinde Mahmut Esat Bozkurt İktisat Bakanı olarak meclis tarafından seçilir. O dönemde Bakanlar Kurulu üyeleri tek tek meclis tarafından oylanarak seçiliyordu. Böyle bir durum da var. Bunu da söylemeliyim. Henüz daha işgal bitmemiş. Ülkemiz daha henüz kurtarılmamış. Böyle bir ortamda düşmanın işgal etmediği yerleri dolaşarak ülkenin iktisat durumunu, ticari durumunu saptar. Önemli çalışmalar yapar ve kurtuluştan hemen sonra İzmir'den bir iktisat kongresi toplamak ister. İzmir'de Hampar Samyum adlı bir Ermeninin bir tütün deposu vardı. Büyük bir şey. Burada 4000 kişinin izlediği, 400 kişinin de temsilci olarak katıldığı, Atatürk'ün onursal başkanlığını yaptığı bir toplantı yapılır. 17 Şubat'ta bu toplantı başlar. Mart ortalarına kadar sürer. Ve Mahmut Esat Bozkurt'un amacı şudur. Türkiye eğer bir ulus devlet olacaksa bunun iktisadi durumu nedir? Bunu iyi bilmemiz lazım. Ve bu iktisat yapımcılarını da bir araya getirmek lazım. Şunu söylüyor. İstanbul'daki adam diyor, New York'taki adamı biliyor. Ticareti onunla yapıyor. Ama Anadolu'daki adamla yapmıyor. Onu tanımıyor, bilmiyor. Ve o döneme göre der ki çiftçiler bir grup. Bir grup işçiler, bir grup sanayiciler, bir grup tüccarlar. Bunlardan 100'er kişi getirir. Ve ilginçtir. İlk kez kadın işçiler de o toplantıya katılır. Bu toplantıda Atatürk'ümüzün onursal başkanlığında yapılır. Bu toplantıda gruplar kendi aralarında komisyonlar kurarak sorunları nedir? Neler bekliyorlar devletten? Bunları ortaya çıkarırlar. Açılışını Atatürk yapar. Şahane bir konuşma var. Kitapta günümüz Türkçesiyle aldım. Mahmut Esat Bozkurt'un o şekilde bir konuşması var. Yapılan çalışmalarda bir ant kabul edilir. Milli iktisat andı. Yani buna Türkçeleştirebiliriz. Misak-ı milli vardır burada. Bu da misak-ı iktisadidir. 12 maddedir bu. Evet. Bu 12 maddenin en önemlisi bağımsızlığımızın vurgulanmasıdır. Ve yerli üretimin arttırılmasıdır. Çocuklarımızın iyi eğitilmesidir diye kısaca bunları özetleyebilirim.
Bu dönemde yapılan çalışmalar daha çok bir karma ekonomiye dayalı. Çünkü Lozan'dan gelen bazı sıkıntılar var. Şöyle anlatalım, kısıtlayıcı hükümler var. 5 yıl gümrüklere biz sahip değildik. Ancak 28'den 29'dan sonra sahip olabildik. Ve Mahmut Esat Bozkurt işçilerin sendikalaşmasını ister. 8 saat iş günü vardır. Çalışan diyelim ki kadınlara süt izni, emzirme izni bunların verilmesi vardır. Kreşlerin açılması vardır. Bakın burada alınan kararlar 1980 yılına kadar ülkemizde aşağı yukarı uygulanmıştır. Mahmut Esat'ın bu çalışmaları çok fazla bilinmez. En azından Adalet Bakanlığı kadar da önemlidir diye düşünebilirim. O zaman bir köylü bankası kurar. Ama bu banka hayata geçirilemez. Bakın bir eksiklik. Yetim çocukların, şehitlerin çocuklarının bakılması için Emlak ve Eytam Bankası kurulur. Eytam yetimler anlamına geliyor. Daha sonra Emlak Kredi Bankası hani batan şey bu. Eskiden bazı din adamlarına bu vasilik görevi verilmiş. Bu yetimlerin hakları yenmiş. Bunlar olmasın diye bakın böyle bir çalışma içine girilmiş. Burada da biz Mahmut Esat Bozkurt'u karşımızda ne yapıyoruz? Görüyoruz. O dönemde Ziraat Bankası'nın ıslah edilmesi, Sanayi Maden Bankası'nın kurulması, aşar vergisinin kaldırılması gibi önemli işler de yine Mahmut Esat Bozkurt tarafından yapılmıştır. Mahmut Esat Bozkurt 1923 yılının Kasım sonlarına doğru görevinden istifa edecek. İstifasının temel nedeni de bu Aydın-İzmir demiryolu ve İstanbul'da da Bomonti bira fabrikası vardır. Buradaki işçilerin grevlerini destekler bakan olarak. Hükümetten yeteri kadar diyelim destek bulamaz. Bunun üzerine görevinden ayrılır. Böyle de onurlu, namuslu bir kişidir. Evet, tam Efe karakterli bir kişidir. Biraz da isterseniz şeye değinelim. Adalet Bakanlığı'ndaki yaptığı hizmetlere de azıcık kısaca değinelim. Özet geçelim hocam. Kısaca özet geçelim. Mahmut Esat Bozkurt hukuk dilinin Türkçeleşmesi alanında da çok çalışmalar yapıyor. Başta yayında olmadığımız sürece söylediğiniz bir cumhuriyet savcısı vardı. Eskiden Cumhuriyet Müttehimisi deniyordu bunlara. Cumhuriyet savcılığının isim babası yani. Tabii. Ve böyle bir unvan veriyor. Atatürk'e şikayet ediyorlar. Bize neden Cumhuriyet Valisi denmiyor, Cumhuriyet Kaymakamı denmiyor, Cumhuriyet Elçisi denmiyor deyince diyor ki o Cumhuriyet savcısı hiç kimseden emir almadan çalışır. Cumhuriyeti koruma kollama görevi onundur. Bu yüzden böyle bir unvan verdik Cumhurbaşkanım diyor. Devam et Bozkurt diyerek de onaylıyor. Biz buradan Mahmut Esat Bozkurt anlayışının Cumhuriyet savcılarına, tüm hukukçularına da sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Örnek olmasını temenni ediyoruz. Evet. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt'un daha sonra yaptığı çalışmaları da çok kısa birkaç cümleyle özetleyeyim. 1930 yılında bakanlığı bıraktıktan sonra 1933'te İstanbul Üniversitesi'nde reform yapılırken Mahmut Esat Bozkurt Atatürk tarafından oraya profesör olarak çağrılır. Bir taraftan devletler hukuku, anayasa hukuku dersleri verirken bir taraftan da inkılap tarihi dersleri verecektir. Bununla yetinmez İzmir'e yurdun değişik yerlerine gelir. Türk ocaklarında, halk evlerinde de konferanslar vererek halkı aydınlatacaktır. 550 civarında makalesi var. 15 yaşından itibaren başlamış. Ve 21 Aralık 1943 yılında önce yazı yazarken yazısını bitirir. Yürekler Aziz diye bir yazıdır. Ve orada beyin kanaması geçirecektir. Sol tarafına felç inecek. Ve kısa bir süre sonra da ölecektir. Devlet erkanı kendisini Ankara'da devlet mezarına gömmek ister. Fakat aile vasiyet gereği Kuşadası'nda gömmek isterler. İstanbul'da büyük bir tören yapılır. Tırhan vapuruyla cenaze İzmir'e getirilir. Oradan demir yoluyla Selçuk'a getirilir. Selçuk'ta bir gece saygı nöbet tutulur partisinde. O zaman tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sonra atlılar, kamyonlar ve geniş bir halk katılımıyla
İsabiye Camii'nde de cenaze namazı kılınacak ve toprağa verilecektir. Ona da yaptığı büyük hizmetlerden dolayı şükranlarımıza, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Çünkü Türkiye için yaşayan bir kişi, gerçekten yürekli bir Atatürkçü, yurtsever ve düşünce sistemini de iki ciltlik Atatürk İhtilali adlı kitabıyla da sistemleştirmiştir diye bunları tamamlayalım, özetleyelim. Son derece mütevazi birisi. Yani bir anısı var. Sayın Hocam da şeye aktarmış onu. Selçuk'a gelir. Son zamanlarında bir hemşerisiyle karşılaşır, köylüyle. Yırtık pırtık elbisesiyle bak, kış gündür üşümüş. Palto sırtındaki paltosunu çıkarır, hemşerisine verir. O paltonun da bir hikayesi vardır. O paltoyu Bozkurt Lotus davasında İsviçre'ye gittiği zaman yolluk veriyorlar. O yollukla almış o parayı, paltoyu ve dönüşünde de şöyle der. İşte der ki orada gittim, palto aldım, birkaç cilt kitap aldım, yedim, içtim. Bunlar da arttı. Size geri iade ediyorum der. Verdikleri harcaması için verilen parayla o paltoyu vermiştir. Yani böylesine de mütevazi bir kişiliği olduğunu belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şimdi konu bizim tarihimiz olduğu zaman, tarihimizin yazılmasında fedakarlıklar göstermiş kahramanlar olduğu zaman benim günlerce konuşasım var. Yani. Evet. Günlerce, saatlerce dinleyesim var. Ama süremiz kısıtlı. Tabii. Süremizin de sonuna geldik. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasıl kısmet olursa burada ilerleyen zamanda tekrar davet etmek isterim. İnşallah. Şöyle bayrağı sana teslim etmek istiyoruz. Evet. Ben zaten nasıl şimdi canlı yayında söyleyeyim. Yaklaşık 20 tane oldu. Evet. Sancaklara yaptılar bizi. Bayrağı sana teslim ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz 3 yıllık bir emek ürünümüz olan kitabı da bunları size biz yayından sonra konuşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar geldiniz, katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Kuşadası'na da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sağ ol. İleteceğiz. Sağ ol. Bu kültüre vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı da ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elden geldiğince de sizin çalışmalarınızla, her ikinizin çalışmalarında yanınızdayım. Bu kültürü yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdi bu programı yapıyoruz ama çok güçlüyüz. Şimdi özeti çok güçlüyüz, çok kalabalığız. Bu kültürün içerisinde mücadele eden neferler olarak çok güçlüyüz. Ama kişisel anlaşmazlıklar yüzünden parçalanmış haldeyiz. Herkes ayrı ayrı gruplara ayrılmış durumda. Bu bize zarar veriyor. Belirli yerlerde parçalanma iyi oldu. Elendi. Yani bu kültüre adam gibi hizmet edenlerle menfaati için hizmet edenler elenmiş oldu. Evet. Biz yıllardır mücadele veriyoruz. Televizyonlarda Efelip'le ilgili bir program yapasın diye. Nasip oldu. Bunu söylerken, benim hiç aklımda yokken Yeni Gün televizyonunda ben bunu yapmaya başladım. Yeni Gün gazetesine ve televizyonuna tekrar çok teşekkür ediyorum. Ama sahip çıkmıyorlar. Bunun için de sistem ediyorum yani. Sahip çıkması gerekenler ya sahip çıksınlar ya da yapmayalım yani. Başka bölgelerin program, başka bölgeler için yapılan programları izlemeye devam etsinler o zaman arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza, dilinize, yüreğinize. Yeni Gün TV'ye de size de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kısaca Atatürk'te birleştik diyebilmeliyiz. Bayrakta. Bayrakta tabii. Yani ortak değerlerimizde. Evet. Çok sağ olun. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.